Merhabalar sevgili çocuklar. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir inşallah. Hadi bakalım. Bugün sizler için güzel bir masal anlatacağım. Güzel bir masal hazırladım sizler için. Hemen yerlerinizi alın. Ben de size güzel bir masal, keyifli bir masal anlatayım. Evet çocuklar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içerisinde ülkenin birisinde tuhaf bir şey olmuş çocuklar. İki tane erkek çocuk aynı gün, aynı saatte dünyaya gelmiş. Bir tanesi sarayda doğmuş, prens olmuş. Bir diğeri de yoksul bir ailenin çocuğu olduğu için dilenci olmuş. Bu Tom adındaki dilenci çocuğun evi saraya birkaç kilometre mesafedeymiş çocuklar. Bunlar büyüdükçe tesadüf enteresan şeylerde onlarla birlikte gelişiyormuş çocuklar. Bir gün Tom'un babası Tom'a kızmaya başlamış. Ey işe yaramaz çocuk demiş. Sen nerede kaldın, nerelerdesin? Benim karnım çok acıktı. Hadi demiş git bana yiyecek bir şeyler bul. Tom, babacığım ben dilenmek istemiyorum artık. Sen ne diyorsun sersem çocuk demiş. Sen dilenmezsen bize kim bakacak? Karnımızı neyle doyuracağız? Hadi demiş, saçmalama. Aslında sen demiş sarayda doğmalıymışsın. Sarayda doğup prens olmalıymışsın. Ama maalesef bizim ailemizde doğdun, dilenci oldun demiş. Git, dilen, eve yiyecek bir şeyler bul gel demiş. Çocuk çaresiz evden ayrılmış. Birkaç kilometre yürüdükten sonra kocaman binaların olduğu saraya gelmiş. Büyük bir merakla çocuk sarayın içindeki binalara bakmış. Binaların içini çok merak etmiş sevgili çocuklar. Hemen binaların arkasına dolaşmış, çalılıkların arasına gizlenmiş. Merak bu ya, kafasını bir uzatıp sarayın penceresinden içeri doğru şöyle bir bakmış. Aman Allah'ım, sarayın içerisindeki Edward adındaki prens oyuncaklarla oynuyormuş. Tam bu sırada sarayın muhafızları çocuğu görmüşler ve hemen sen demişler nasıl girdin buraya? Ne geziyorsun? Hadi bakalım çık saraydan dışarı demişler. Çocuğun kolundan tutmuşlar. Sarayın dışına atacaklarken bu arada Prens Edward saraydan koşarak dışarı çıkmış. Baksa ki sarayın bahçesinde böyle bir tantana bir gürültü var. Muhafızlarına ne oluyor orada demiş. Nedir bu şamata? Tom aynı zamanda çok da saygılı bir çocukmuş. Özür dilerim prensim. Ben sizleri rahatsız etmek istemedim. Çok merak ettiğim için sarayın penceresinden baktım. Sizi izledim bir müddet demiş. Kötü niyetim değilim demiş. Niyetim kötü değil de demiş. Prens çocuğun yanına gelmiş ve onu saraya almış. Senin demiş adın nedir? O da demiş benim adım Tom. Benim demiş ailem fakir. Fakir olduğu için yapacak bir işim yok. Ben dilenerek aileme bakıyorum demiş. Prens Tom'a şekerlemeler vermiş. Türlü türlü yiyecekler vermiş. Ve Tom'u ağırlamış. Dönmüş demiş ki Tom'a bizim demiş dış görünüşümüzde tuhaf bir şey var. Sen fark ettin mi? Hayır demiş Tom. Baksana demiş aynı burun, sende olan aynı burun bende de var. Sende olan kocaman yuvarlak gözler bende de var. Aynı kıvırcık saçlar. Birbirimize o kadar çok benziyoruz ki. Ama tek farkımız senin yırtık pırtık kirli giysilerin, benim de güzel saray kıyafetlerim var. İster misin demiş Tom. Hadi demiş kıyafetlerimizi bir değişelim. Aynanın karşısında birbirimize bakalım. Ne kadar birbirimize benzediğimizi bir görelim demiş. Tom aman efendim demiş nasıl olur benim kıyafetlerim çok kirli. Hiç demiş problem değil. Çıkart. Kıyafetlerini Tom çıkartıyor. Prens de çıkartıyor. Edward da çıkartıyor. Kıyafetleri değişiyorlar ve aynanın karşısına geçiyorlar. Aa ne görsünler. O kadar çok birbirine benziyorlar ki. Prens Edward diyor ki Tom'a. Tom diyor sen sarayda kal. Ben saraydan çıkacağım. Muhafızlarımı bir sınayacağım diyor. Bir deneyeceğim bakalım beni tanıyabilecekler mi? Tam olur mu efendim diyor Tom.
Aman ben diyor nasıl diyor sarayda kalabilirim? Hayır diyor, sen diyor sarayda kal. Benim diyor prenslik görevimi diyor. Prenslik görevimin rolünü oynamaya çalış. Ben de senin rolünü oynayacağım. Saraydan çıkacağım diyor. Çaresiz Tom prensin teklifini kabul ediyor. Prens Tom'un o yırtık pırtık eski kıyafetleriyle saraydan muhafızların önünden geçerek saray kapısından dışarı doğru çıkıyor. Birkaç adım attıktan sonra diyor ki ya muhafızlar beni tanımadı. Demek ki diyor muhafızlar beni tanımıyor. Beni kıyafetlerimden tanıyorlar diyor. Çok morali bozuluyor, canı sıkılıyor ve geri dönüyor saraya girmek için. Tam saraydan içeri girecekken muhafızlar durduruyor. Dur bakalım diyor. Sersem çocuk, seni biz biraz önce dışarı atmadık mı? Niçin tekrar dönüp geliyorsun buraya? Artık seni içeri alamayız. Saraya giremezsin diyor. Prens Erwood diyor ki hey ne oluyor burada diyor. Ben dilenci çocuk değilim. Ben Prens Edward'ım diyor. Muhafızlar kendi aralarında diyor. Sen eğer diyor Prens Edward'san ben de bu sarayın kralıyım diyor. Prens Edward çok şaşırıyor. Hayır diyor öyle değil. Siz muhafızsınız. Bu sarayın kralı değilsiniz. Ben de dilenci çocuk değilim. Bu sarayda prensim diyor. Çekilin. Saraya girmek istiyorum diyor. Muhafızlar kabul etmiyorlar. Prens Edward'ı bir şekilde uzaklaştırıyorlar sarayda. Prens Edward çaresiz saraydan uzaklaşıyor. Halkın arasına karışıyor. Bakıyor ki halk çok perişan. Hemen hemen halkın büyük bir çoğunluğu dilenerek geçiniyor. Biz demiş sarayda kendi kendine düşünürken o kadar çok sarayda yiyecekleri müsrif bir şekilde çöpe atıyoruz ki. Bak bu insanlar demiş sersefir benim krallığımda. Ve tam bu arada bunları düşünürken Tom'un babasına denk gelir. Tom'un babası Prens Edward'ı yakalar. Tom zannettiği için hey der sersem çocuk. Ben evde seni bekliyorum. Sen neden gelmedin? Karnım çok acıktı. Hani bize dilenip yiyecek getirecektin? Der. Ve Tom'u yakasından tutup doğruca eve götürür. Bir güzel Tom'u Tom diye zannettiği Prens Edward'ı azarlar. Bu arada sarayda da Tom her ne kadar ben Prens Edward değilim dese de saraydaki görevlileri bir türlü ikna edemez. Sarayın lordlarından Lord Jones'a kendisinin prens olmadığını, dilenci bir ailenin dilenci çocuğu olduğunu, fakir bir ailenin dilenci çocuğu olduğunu söylese de prens bir akıl tutulması olduğunu, pardon, Lord John bir akıl tutulması olduğunu düşünür. Diğer görevlilere de sorar, ne oluyor bu çocuğa der. Bu arada kraliyetin başında bulunan kral çok hastadır. Der ki, ya bu saraya ne olacak? Kral çok hasta. Kendisinin prens olmadığını iddia eden hasta bir çocuk. Biz ne yapacağız, bu ülkeyi ne yapacağız diye hayıflanırken, bu arada kral ölür sevgili çocuklar. Tüm halk o ülkede kral için bir müddet yas tutar. Lord John gelir. Prens Edward olarak sandığı Tom'a der ki artık sen kral tahtına oturmalısın. Kral tacını giymelisin. Çünkü ülke senden bunu bekliyor der. Tom saygıdeğer Lord ne acelemiz var? Biraz daha bekleyemeyiz mi? Der. Hayır efendim der. Bir an evvel tahta geçmelisin. Bu ülkenin yönetimini ele almalısın. Çünkü halk senden bunu bekliyor der. Çaresiz der ki Lord Tom'un yanına ayrılırken efendim der ben yarın bütün hazırlıkları yapacağım. Taç giyme töreni düzenleyeceğim der. Eyvah Tom çaresiz bütün sarayın muhafızlarına emir verir. Der ki gidin derhal ülkeyi dolaşın Prens Edward'ı bulup getirin der. Saraydaki muhafızlar çıkar ama nasıl bir çocuk aradıklarını bilmedikleri için akşama saraya Edward'ı bulamadan geri dönerler.
Ertesi gün olur, bütün halk toplanır ve Tom'a Prens Edward diye kraliyet tacını giydirme töreni başlar. Tam bu arada Prens, gerçek Prens Edward da sarayın da bulunan halkın arasına karışır. Lord John eline kraliyet tacını alır ve takdim eder. Ey halkımız! Yeni kralımız Prens Edward diye takdim eder. Halkta büyük bir tezahürat, alkışlar, kıyamet kopar. Kralımız Edward, kralımız Edward, kralımız Edward, sen çok yaşa prensimiz, kralımız Edward diye. Tam Lord John tacı prensin kafasına takacağı sırada halkın arasından gerçek Edward, Prens Edward bir bağırtıyla ortaya çıkar. Bir vervele verir. Durun der, durun. Gerçek Prens Edward benim. Oradaki taş taktığınız insan benim arkadaşım Tom der. Tom bulunduğu yerden hemen kalkar. Evet der. Gerçek Prens Edward bu. Ben Tom'um der. Ben size defalarca anlatmaya çalıştım ama anlatamadım der. Ve gerçek Prens Edward Tom'un yanına gelir. Tüm halka ve Lord Jones'a bütün öyküyü anlatırlar. Ve Tom Prens Edward'a der ki, buyur saygıdeğer kralımız, tahtınıza geçiniz. Bu hak sizin. Tacınızı takınız der. O gün gerçek Prens Edward'a kraliyet tacı takılır ve krallık tahtı teslim edilir. Kral Edward, Tom'un bu saygılı davranışından çok memnun olur. Der ki, Tom, sana o kadar çok değer veriyorum ki, o kadar dürüst bir insansın ki, bir yalanla benim tahtımı ele geçirebilirdin. Ama sen böyle yapmadın. Bana tahtımı teslim ettin der. İster misinler bugünden sonra seninle çok iyi bir dost kalalım. Benim özel danışmanım olur musun der. Tom, seve seve efendim der. O günden sonra Kral Edward'ın özel danışmanı olur. Ve kısa zamanda sarayın işlerini öğrenir ve Tom'a çok büyük ölçüde yardımcı olur. Kral Edward, kral saraydan ayrıldığında halkın perişan durumunu gördüğü için çok merhametli, çok saygılı bir kral olur. Zor durumdaki halkına yardım elini uzatır ve fakir halkı zenginleştirmek için elinden gelen çabayı sarf eder Kral Edward. Ve sarayda Tom'la birlikte ülkenin işlerini yönetmeye devam ederler. Mutlu, mesut bir şekilde o günden sonra hayatlarını bu şekilde sarayda Tom ve Kral Edward devam ettirir. Ülke halkı da son derece bu kraldan memnun kalırlar sevgili çocuklar. Nasıl? Hikayemi beğendiniz mi? Evet. Her zaman dürüstlük kazanır sevgili çocuklar. Hikayemi, masalımı beğendiğiniz için çok sevindim. Bir başka hikayede, bir başka masalda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a ısmarladık.